Gurme Spor'a hoş geldiniz. 1.02'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta her zamanki gibi hafta sonu oynanacak maçları konuşacağız. Yanımda Erkan var. Erkan nasılsın? İyi, senden? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Vallahi çok keyifliyim. Bu arada bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Buradan bütün seyircilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Hepsi bizim için çok değerli. Oransal olarak biraz hani erkek çoğunluğu olsa bile yani. Programımızı takip eden ama %10'luk bir kısım vardır. Onların da Kadınlar Günü'nü buradan kutlayalım. İyi ki varsınız, bizim için çok değerlisiniz diyoruz. Ve maçlara geçiyoruz her zamanki gibi. Geçen hafta da çok iyi geçti bizim için. İyi başladık aslında, bir tık sonu kötü bitti gibi tahminlerin. Ama iyi tahminler vardı. Çok iyi tahminler vardı. Real Madrid 2-2 çok iyiydi. Ben orada bir sushi mi aldın bugün olsun orada? Sen benden sushi aldın. Sushi'ye gidiyoruz en yakın zamanda. Ne zaman istersen. Ben de 1-0'la Valencia maçı. Evet. 1-0'da oturdu. Cuk oturdu. Ya son dakika, evet. Bizi kurtardı hakem de. Hakem çok fena kurtardı. Buradan teşekkür ederim. Evet. Bir kere de hakemin yardımı olsun artık. Diyelim ve ligimizle açılışı yapalım. Galatasaray, Çaykur Rizespor. Güzel maç. Çok güzel bir maçla başlıyoruz. Sürprizim bak. Sende var. Sürprizler başlıyor. Ben Galatasaray'ın puan kaybı için her hafta söylüyorum. Bir, evet, şekilde kaybettiğime çalışıyorum çok burada. Çok da mutlu oluyorum ben. Evet. Ya burada da Rize bence yani kendime takabilecek seviyede bir takım bence. Tamamen kendi sahasında olduğu için bu büyük bir sürpriz oldu Galatasaray için. Ben 2'den 0 çok düşündüm. 2'den 1 ve 2'den 0 yani bir şekilde ilk yarı Rize'nin kazanacağını düşünüyordum. Ama en son bir tık daha böyle bana göre, kendime göre daha mantıklı ona gidin dedim. Maç sonucu 0 dedim. 0 mı dedin? Evet. Beraberlik ediyorsun. Evet. Maç sonucu 0 dedim. Bence Galatasaray içeride bir puan kaybı yaşayacak. Galatasaray'ın kendi içinde de bence bazı sıkıntıları var. Abdülkerim, Zaha ve bir isim daha vardı. Bir sıkıntı olduğu söylendi. Sonra yaranladılar. Sonra maçta kadro dışı kaldılar. Oliveira işte kadro dışı kaldılar. Ya bu belki Galatasaray'ın içinde farklı psikolojide etkileyebilir. Bu da bu maça da yansıyabilir. Ben burada bir puan kaybetmiyorum Galatasaray'da. Ya güzel. Her hafta bekliyorsun. Elbet bir tane oturacak yani bakalım. Yani. Hangi maç olacak ama hiç oturmayabilir. Yani evinde namalup. Yani hiç oturmadan gidiyorsa zaten helal olsun yani. Zaten evet, bir şeyler doğru gidiyordur. Burada ben Galatasaray Rize maçında Galatasaray kazanır ve 2.5 üst dedim. Hiç şaşırtmıyorsun sen. Burada şaşmayacağım çünkü Rize çok açık oynuyor. İlhan Bolut da açık futbolu seviyor. Deplasmana Galatasaray'a geldim. Kontraları çok kovalayacak. Ön liberoda Şervi de çok iyi pas dağıtan bir adam. Arkaya kaçıracak oyuncuları. Rize'nin gol attığı senaryoda 2.5 üst ve MS1 çok makul duruyor. Galatasaray'ın tek başına üst yapması da ihtimal dahilinde ama o kadar kolay değil. Ama sonunda doğru bir tık zorlaşıyor. Artık maçlar çok zorlaştı ama tek kulvara düşen Galatasaray'da artık Icardi'de bir şeyler yapması lazım. Icardi'nin zamanı geldi diyorum. Buradan mesajı yolluyorum Icardi'ye. İnşallah dakika 26 civarı Simge konserini dinlemeye başlarız. Ben startı verdim. Dakikayı da verdim. Böyle bir başlayalım. Hadi bakalım. Geçelim Napoli-Torino maçına. Var mı tahminin? Ya çok tatsız oldu şimdi oradan buraya geçince. Ya burada ben Napoli formdayken devam ediyorum Napoli'nin üstüne gitmeye. Juventus maçında da 2-1 tek atacağım dedim. 2-1 oturdu. Burada tek atmıyorum ama 1 ve 4.5 at diyorum. Kazanacağı bir senaryoda 5 gol çıkmayacaktır. Oran da çok güzel. O yüzden 1 ve 4.5 at diyorum ben. Ben de 1.5 üst dedim. Kazanır 1.5 üst. Yani Napoli kazanır ve 1.5 üst. Aynen. Ortada buluşuruz gibi. 2-1, evet. 2-0. Napoli, yani Juventus 2-1 yeniden bu oyuncu da bir artı golü bir galibiyeti var. Evet. Yani sağ solu belli olmuyor. Yani Osimhen'e dönmesi zaten bayağı bir etki etti onlara. Kvaratskhelia da artık katkı yapmaya başladı, gol katkısı. Elmas isteyen gol. O da etki ederse yine 3.5 üstüne çıkabilir Napoli bu maç bence. O yüzden ben yine garanti yarıp 1.5 üstüne gitmek istedim. Çok güzel. Güzel, oran da çok güzelmiş. Burada bir değerlendirme şansı olabilir. Napoli'nin kazandığı senaryo zaten oran olarak da tek Napoli başına da... Napoli düz başına değil, tek başına değil. Yani. Onu da söyleyelim hani izleyicilerimiz yani için. Hani güzel bir oran var. Ama Torino'da da çok kapanan bir takım. Dikkat ama etsinler. Formsuz yani. Bayağı ya. Evet, çok formsuz. Ve diyelim Cuma günü bültenin son maçı Barcelona-Mallorca maçı. Burada oran biraz yüksek açılmış çok bence. Çok sürpriz aradım. Niye yüksek açılmış onu söyleyeyim. Çünkü hem Pedri hem Frenkie de yok.
Evet. Sakatlıktan dolayı yok. Eksikler var. Zaten Barcelona'nın güncel form durumunda sıkıntılı olduğu için bence 1.40 Barcelona'ya ne olursa olsun içeride bu dönemde şaşırmam ya. Evet. Şimdi yani. Türk iddiasında biraz oranlar normalde düşük diye serzenişte bulunursa ama burada 1.40 bence değerli bir açılmış. Evet. Ama senin dediğin gibi eksikler ve Barcelona'nın La Liga performansı çok stabil olmadığı için çok doğal karşılıyorum. Senin sürprizini merak ettim. Ya sürpriz aramadım aslında. Şöyle, ya ilk yarı 0 bence denenebilir. Barcelona ikinci yarıda maçı kopartabilir. Ama benim tercihim burada 2.5 üstü ve KG var. Barcelona gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama bir şekilde bu maçı burada yine de kendisine kazanacaktır bence. Çünkü şampiyonluk hipotezi çok kızışıyor artık orada. Barcelona zaten oradan bir kurtarması lazım kendini. Gol yedi senaryoda 2.5 üstü KG var, çok rahat olacak. Mallorca gol atarsa seninki çok rahat gelir. Ben de aynı mantıklı düşündüm. Güzel bir oranda yakaladım. Barcelona en az 2 gol atar dedim. O da daha safe bir, garanti bir tercih. Burada ilk yarıdan bir gol attığı senaryoda Mallorca açık verir. 2-3'e gidebilir Barcelona. Bence Cuma günü olması çok yüklenecek sağlam maçlardan biri. Ama Cuma günü olması beni bir tık geri çekiyor. Cuma günü çekinirim genelde ben. Değil mi? İzleyicilerimize soralım yorumlarda. Cuma günleri genelde bizim gibi düşünüyorlar, sürpriz mi kovalıyorlar? Merak ettim ben. Yorumlara yazsınlar. Burada böyle çok bir Mallorca galibiyeti çıkmaz ya. İşte çıkabilir. Çıkar mı? Çıkabilir. Yani çıkmaması gerekiyor mantık olarak. Ama çok alıştık. Evet. Geçelim mi bir sonraki geçelim maça? Geçelim 4. maçımıza. Manchester United Everton. Ne diyorsun? Burada ben Manchester United'dan yana kullandım hakkımı. Oran çok güzel. Everton çok beğenmiyorum. City karşısında Manchester United güzel defans yaptı. Burada da güzel bir hücum performansıyla 2-0 Everton'ı kazanacaklarını düşünüyorum. Everton gol atamadığı sürece bence maç 2.5-6'a dönebilir. 2-0'lık bir tercihim var. 1.76 çok güzel oran. Bu maçta Napoli-Torino maçında benzer bir maç aslında. Yani, 1 ve 1.5 üst mü? Yani, mantıklı bir tercih olabilir ama ben daha biraz da farklı bir tercihe gittim. Hı hı. İlk yarı 0 ve maç sonucu 1 dedim. İlk yarı oyun sıkışacak. United 4 maçı bir galiba serisi yakalamıştı. Sonunda bir üstte 2 maçlık mağlubiyet serisi yakaladı bu sefer de. Bu maç daha dikkatli olması lazım. Bir puan kaybına tahammülü yok. Everton'da bu tarz maçlarda sorun çıkartabilecek bir takım bence. Ne olursa olsun, ne kadar formsuz olsa da olsun. United değil. Yani sıkıntı yaratmaya açık bir takım. Bence burada 2-0 maç sonucu 1, United ikinci yarıma çıkarır. 2.5 hata yakınım bu arada. Ya güzel. Gerçekten güzel. 2.5 hata yakınım. Yani ilk yarı 0-0 maç sonucu 1-0'a bitebilir yani. Rashford'un da golünü unutmayalım. Haaland hala sakat galiba. Haaland'ın oynaması zaten burayı yöneltti bize. Evet. Yani alta daha yakın olabilir. Oynamadı, 2 maçta kaybettik zaten. Evet. İleride çok sıkıntı yaşıyorlar. Cadiz, Atletico Madrid. Çok zor maç ya. Çok zor maç değil bence ya. O zaman ben aradan çıkarayım kendimi. Tamam. Buradan sıyrılayım ben. Sürprizim var galiba. Ben yani sürpriz değil de 2.5 üstünün oranı 2-2'yken ben kaçırmam. Aa evet, süper. Cadiz, Atletico Madrid ne zaman maç yapsa 5 gol kafadan izliyoruz. Böyle bir istatistik var. İnsanlar da baksın, araştırsın. İzleyicilerimiz mutlaka baksın. Aralarındaki maçlarda hep 5 gol olmuş. Bu çok ilginç bir istatistik. Ya bu kırılmaz bu maçta. 2 oran iddia al sana, 2 oran hediye ettim demiş. Sana bırakıyorum seni tercih. 2.5 ben şaşırdım ya. Güzel bence, güzel bir tahmin, ben sevdim. Ben ama Atletico Madrid'in rahat kazanacağını düşünüyorum. Ben en son Las Palmas maçında da zor oynayacağını düşünmüştüm ama kalktı 5 tane attı. Evet. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Inter maçı var ve o maç çok çok kritik. Bu maçta ilk yarıdan ben maçı kopacağını düşünüyorum. İlk yarı 2 maç sonucu 2. Atletico Madrid maçı rahat bir şekilde kazanır. En az 3 tane de göreceğini düşünüyorum. 2-49 güzel bir oran bence. İlk yarıdan öne geçer. O zaman süper. İkimiz de yarar diyelim. Bir sonraki maça geçelim. Rakibine geçelim. Bologna-Inter çok güzel maç. Evet. Var sürprizim. Yani isim olarak, form durumları olarak çok güzel. İkisi denk, de çok formda. Çok denk. Bence Serie A'nın en güzel maçı bu hafta. Bologna da bu sezon inanılmaz işler yapıyor. Evet. Burada oranları da ben biraz şaşırdım, yalan yok. Ya şöyle... Taraf olarak değil. Daha mı az olması lazım Inter? Yok, taraf olarak doğru. Yani 1-0-2 okey. Ama KG var dedim ben. Bologna-Inter maçında iki takım da gol atacağını düşünüyorum. Ve 1.77 çok geldi. Iyi. Yani... Bana hediye gibi geldi, anlamadım. Ya sert maç olabilir, böyle kafa kafa kitlenebilecek bir maç aslında. O yüzden mi oran yüksek? Ya Inter böyle sürekli 4-5 atan bir takım değil çünkü. Evet. Az da gol yiyen bir takım, rakip de boyuna da aynı şekilde. Orada bir kitlenebilir maç, Inter'in de az önce konuştuğumuz gibi maçı daha var Şampiyonlar Ligi'nde, o daha önemli. Çünkü zaten 10 puan fark açtı ligde, 12 puan fark yanlış hatırlamıyorsam. Bu maça belki daha farklı bir göze bakabilir.
O yüzden arta da gidebilir. KGV'nin yüksek olmasının sebebi olabilir. Anladım. Senin tercihin? Benim tercihim burada Inter'in puan kaybı yeriyor bence. Burada tamamen rotasyon yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Attırım maçı çünkü Inter'in sezon başında bir koyduğu hedef son anası direkt şampiyonlar liginde. Direkt en az yarı final gidebiliyorsa final oynaması gerekiyor şampiyonlar liginde. Benim tahminim burada ilk yarı 2, maç sonucu 0. Yani Inter'in rotasyon yapacağını düşünüyorum ama şöyle de yapabilir. Asuncu'nu ilk yarıda kullanıp ikinci yarıda dinlendirebilir. Hı hı. Skor alabilir ya da ilk yarı bir baskı kurabilir Bonnie'nin üzerinde. Oradan bir gol çıkartabilirse ilk yarı önde kapatır. Maç sonunda 0 dedim. Ben de tam tersini düşünüyorum. Sıfırdan ikinci. Çalışırken KG var dedim. Kafamda yazdığım senaryo Bologna hızlı başlayacak. Inter'de puan yenilmemek için ikinci yarı astarı oyuna sokup en azından beraberliği kurtaracak gibi geldi. O da tam 1-0 maçı gibi geldi ama 2-0 da mantıklı. Hani es kaza bir free kick golü duran top. 14-5. Güzel bir oran. Yüksek çok bir güzel oran. Oranlar puan kaybı çok güzel. Çünkü zor maç. Gerçekten çok zor maç. Bir de ligdeki puan durumuna baktığın zaman hani Inter çok kasmasına gerek yok. Bologna'nın kasması lazım. Çünkü üst tarafa oynuyor. Tabii. Burada bence bir puan çıkartabilir kendisi aslında. Diyelim. Bir güzel daha maça geçelim İngiltere'de. Aston Villa Tottenham. Çok zor maç ya. Yani nasıl yani bunu ne diyeceksin ki şimdi mesela? İki takım da çok değişik. Bir iyi oynuyorlar, bir kötü oynuyorlar. Aston Villa evinde bütün devleri yendi. Şimdi Tottenham'a karşı ne yapacak onu çok merak ediyorum. Burada ben iki takımın da 45 dakika boyunca yenişemeyeceğini düşünüyorum. İlk yarı beraberliğe kaçtım. Ama sürpriz tercihim de 2-2 skor. Yemin ediyorum bir şey diyeyim sana? İçimden geçiyor. Tam onu diyecektim orada. Yani 2-2 skor maçı bu. Ben maç sonucu 0. Tamam. Ben de maç sonucu 0. Biz denk gideceğini aynen biliyoruz aynı. Ben de 3.5 üstü diyecektim aynı zamanda ekstradan. 0 ve 3.5 üst. 2-2'ye geliyoruz. Yani direkt 3.5 sonrayabilirsiniz maç sonucu. Ben hı hı oradan 2-2'ye çıkacaktım aslında. Ya burada erken bir gol bizi getirebilir. Yani erken karşılıklı yani goller. Evet ilk yarıda karşılıklı gol evet var bence denenebilir. Denenebilir. Kulusevski atar belki karşılığında hemen Bailey cevap verir. Gol bir maç olabilir. Botkins cevap verebilir. Güzel bir maç bizi bekliyor. Pazar günü şenlendirecek. İngiltere'de çok güzel maçlar zaten bu hafta. Evet. Geçelim İtalya'da Milan. Empoli. Milan Empoli. Ya kağıt üstünde Milan'ın çok rahat kazanması gereken bir maç aslında. Ben de Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. Tabii ilk yarı dedim ben ama oran yüksek pek istedim. Banka kuponları bir 38'den yazılabilir ama ben 1.84'ü görünce ilk yarı. Milan'ın son haftalardaki kendisine ilk performansı bence gayet iyi, yeterli bence. Empoli de zayıf bir takım. Milan'da kendisi aslında bence çok rahat bir şekilde Empoli'yi bence skoru alır. Ya Milan'ın mantık olarak yani ikinciliğe de çok yakınlar bu evet arada. Juventus'a çok puan kaybetti. Aynen bunu yenip ikinciliğe maç fazlasıyla çıkmak isteyecektir. Hazır burada Empoli kolay rakibi bulmuşken de Milan'ın 2 gol atması içten bile değil. Milan en az 2 gol atar. Ev sahibi 1.5 üst çok mantıklı geldi. Güzel. Kaçmaz bir oran diyorum ben. Buradan altını çiziyorum. Bu maçı kaçırmasınlar. Bedava oran yani bu haftanın en böyle kupanı yazacak maçlarından biri. Çok güzel. Yani burada Avrupa Ligi maçı olmasa çok daha orada iddialar da hani farklı yani iddialar da gelir. Avrupa Ligi maçı da çünkü içeride Milan'ın. Hani git bir yere evet, git yorulmayacak. Yani o yüzden zaten sıkıntı yok çok fazla. Maç pazar, bir dahaki maç perşembe 4 gün var arada. Rahatça dinlenebilir. Geçelim haftanın belki de dünyanın en çok beklenen maçına. Sezonun kırılma maçı. Belki de şampiyonluğu bu maçta bir takım alıp götürecek. Yani Liverpool alırsa götürür. City alırsa da bence. Deplasmanda Liverpool'u yenerse o da götürür. Ya bir puan fark öne geçecek ama bir yıl sonra haftada Arsenal oynayacak. O da takıldığında Liverpool yine öne geçiyor mantık olarak. Yani. Ama Liverpool da buradan Liverpool sonra kalkabilecek mi acaba? Hayır şöyle. Yenildiği zaman mı? Yenildiği zaman moralmen biter. Psikolojik üstünlük. City yine yaptı yapacaklar. Liverpool kazansa da bitmiyor bu arada bu iş. Arsenal var arkada. Liverpool kazansa bitmiyor aynen. Aslında var. Doğru. Ya City'nin işi zorlaşıyor ki yani otomatik City'nin olarak. City'nin işi çok zorlaşır. Ama Liverpool işi bitirmiyor aslında. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken çok, maç. Çok zor maç. O yüzden yani çok kısır da geçebilir. Tahminini çok merak ediyorum. Benim evet, tahminim Liverpool'un eksiklerinden kaynaklı. 0-0. 0 biteceğini düşünmüyorum maçın. Liverpool çok eksiği var. Çok. Cidden de çok eksiği var. Sarah döndü ama bakalım nasıl dönecek o da çok önemli. Ama özellikle orta sahada çok eksikleri var. Ben City'nin kazandığını düşünüyorum. Ama skor tahmini attım maçta direkt. Tek mi atacaksın? Tek attım. 3-1. Çok güzel. Yani burayı i̇lk Instagram'da isteyebiliriz. Güzel bir kesit çıkabilir buradan. Şeye baktım. İlk yarı 1-0, ikinci yarı maç sonucu 3-1 baktım. Yoktu oranda.
Bulamadım. İlk yarı 1-0, 1'den 2 yani aynı anda. Yok yok. Aynen şey, ilk yarı 1-0 City. City. Ha, tamam. Maç sonucu 3-1 çek diye baktım. O da güzel. Aynen de çünkü olanları var normalde ama onu bulamadım oranını. Ya sana aslında katılmayı isterim ama City'nin gol yollarında çok sıkıntısı var. Ya Kopenhag'a patlama yaptılar ama ligde... Kopenhag'da yedek kadroya patlama yaptılar aslında. Yedek kadroyla bir de Efekat'ta bir artısı var. 3 tane korner mi attı? 2 tane kornerden attılar. Çok da hani akan oyunda yaratıcılık sorunu çekiyorlar. Ama burada Liverpool da açık oynayacaktır bence. Evinde savunma yapacağını çok sanmıyorum. Bence de çok kapandı. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Burada Liverpool'la City maçında hem karşı gol var hem 2.5 üste gittim ben de. Tamam 3-1. Skor tahminim de 2-1 City. Ben tek farklı kazanacağını düşünüyorum. City buradan alırsa da Arsenal'le yarışa devam edecek. Haftaya Arsenal'e gelirse bitiyor zaten artık. Aynen. Sonra Liverpool'da düşüşe geçecek gibi. Çünkü çok zor götürdüler. Itakaka evet Itakaka götürdüler. Yani eksik kadroyla çok iyi oynuyorlar. Çok iyi ama... Takdir hak ediyorlar. Ama bir yerden sonra güçleri yetmeyecek gibi yani geliyor. Bu kadroya bu sezonda şampiyon olursa bence çok büyük bir başarı. En büyük şampiyonluklarından biri olur. Evet. Hikayesi çok güçlü olur. Bakalım biz de ilerleyen haftalarda heyecanla takip edeceğiz. Ligimize dönelim. Fenerbahçe, Pendik Spor. Ne diyorsun burada? Ya ben Fenerbahçe'nin artık böyle sürekli farklı galibiyet alması gerektiğini söylüyorum ama hep alamıyor. Evet bu aralar hiç alamıyor. Ya Pendik de bu takım bence bu maçta müsait, bu skora müsait. Yani en az Fenerbahçe'nin 3-4 açar bir takım aslında Pendik. Eski Pendik olsa evet şu an bir tık daha güçlü eskiye göre. Ama son maçta da yine bir düştü. Yani savunması çok kötü. Evet. Yani Pendik bir de kendi sahasında oynuyor, içeride oynuyor Fenerbahçe. Büyük bir avantajı var. Ben ilk yarıdan 1.5 üstü Fenerbahçe dedim. Ev ilk yarı 1.5 üstü dedim. Çok aslında olması gereken bir skor. Evet, ben Fenerbahçe'nin bu sefer yani artık bu sefer böyle yani taraftarın da rahat bir şekilde izleyeceğini düşünüyorum artık maç ya. 3-0, 4-0 bitsin artık şu maç tabi. Rahat arkamızı yaslanalım. Şimdi ya. iki tane konferans ligi maçı arasında Pendik Spor aslında gelebilecek en güzel rakip. Evet. O açıdan çok uygun. Evinde oynuyorsun. Zorlanmaman gerekiyor. Ama ben yine zorlanacağını düşünüyorum. Aynı Kasımpaşa maçı olacağı gibi tek farkla kazanır. Handikap 0 diyorum. Çok büyük bir risk bence bu. Bu çok güzel, büyük bir risk ama orandır riski ödüllendiriyor evet. Gibi. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanacağı az çok belli. Ama burada 2 fark mı atar, 3 fark mı, 1 fark mı? Ben 1 farktan yana kullandım. Yani mantıklı oynayacaklar. İlk yarı 1'de çok güzel bir oranı var. Ya, İlk yarı 1'e de gidebilir. Tabii ki çok önemli ama hangisi dersen bence bütün Fenerbahçe ilk yer. Ne olursa olsun bence ligi daha çok önemsemesi lazım. Yani konferansı alıp ligi vermek bence daha ben okey değilim. Konferansı alacaksın ama. Ben konferansa bugün eğleneyim, yarım okeyim ben. Tamam ona okeysin de konferansı aldığın senaryoda lig çok önemli olmayabilir. Yok. Alırsan. Ya sen şu an soralım mı izleyicilere? Ya bence... Ben mesela Fenerbahçe taraftarı olsam bana konferans kesin ama ligde ikinci olacaksın. %100 okeyim ben. Ama bir senaryo bu, bir senaryo da şey. Konferansa bugün eğleniyorsun, ligi teşebbül olsun. Ona da okeyim. Ona ha, tamam, ben ona okeyim. Ben ligi kazanmadım hiçbir şey okey değilim. Bence konferansın daha çok önemli şeyler ama var. Konferansın getireceği şeyler çok büyük olabilir. Ya şu an Fenerbahçe ilk iki bitirdiği zaman her türlü zaten bir Avrupa'ya katacak zaten. Evet, katacak her türlü. Bir konferans liginin Fenerbahçe kazanması Avrupa'da kupa çok büyük başarı okey ama Fenerbahçe'nin ligi daha çok ihtiyacı var. Bir Galatasaray şampiyonu daha görmek bence bir 10 sene bu çok büyük sıkıntı yaratır. O zaman elensin mi diyorsun mesela Cilios? Elensin demiyorum. Ama dediğim şey yani ligi alacağı bir senaryoda konferans liginin çok kaybetmişiz ben üzülmem. Ligi alacaksa konferansı versin. Tabii ki götürürsün ikisini götürsün ama iki farklı senaryoda ben ligi tercih ederim. Demek istediğim o. Anladım. İtalya'ya Juventus ve Atalanta maçına geçerim. Bu da çok güzel bir maç. Çok güzel bir maç. Her hafta güzel maç çıkıyor zaten karşımıza. İtalya'da bu hafta maç. Çok güzel maçlar var. Burada ben aradan kurtarayım kendimi. Tamam. Çok ilginç bir tercih. İlginç dediğim oran olarak bence çok yüksek. İlk yarı 0.5 üst dedim. İlk yarıda gol izleme şansımız çok yüksek. Oran da çok tatmin etti beni. Juventus Atalanta maçında dakika 22-23 civarında ilk golü izleriz. Çünkü Atalanta çok formda, çok açık oynuyor. Juventus da evinde gol atan bir takım. İki takımdan biri golü bulur. Oran ben çok beğendim ben. Tarafı seçemedim kim kazanır. Bence Juventus kazanacak maçı. Çünkü yorgun mu Atalanta? Bir tık yorgun olabilir. Çünkü ben maçı izledim çünkü. Maçı izledim inanılmaz tempo oynadı. Çok iyi oynadı. Sporta çok kötüydü. Atalanta evet. Çok yüksek tempo oynadı. Juventus deplasmanında bence çıkarabilecek kolay bir deplasman değil Atalanta için. Taraf tahmini yapsam Juventus kazanır derim ama benim tahminim 2.5 üstü ve KG var dedim ben de. İlk yarıdan gol olması çok muhtemel. Ben de aynı fikirdeyim. Ama benim tahminim 2.5 üstü ve KG var. O da güzel. 2-1 Juventus bir tek kazanabilir. Evet.
Oran da çok güzeldir büyük ihtimalle. Çünkü Juventus yani evinde kısır maçlar çıkaran bir takım. Rakip Atalanta olunca KG var ve 2.5 üst 2.26. Çok da değerliymiş. Gelir inşallah diyelim. Ve Bundesliga'nın şampiyonluk adayı Leverkusen Wolfsburg bugün, maçı. Bugün bizi üzüyor şu bugün, an ama. Şu sıralarda. Yani kupon yapmışları üzüyor ama Azerbaycanlı kardeşlerimiz. O, bu arada Azerbaycan'dan çok izleyicimiz var. Onu da söyleyelim. Her yayın selam bekliyorlar. Buradan onlara selam olsun. Karabağ'da Leverkusen'e karşı şu an çok iyi mücadele gösteriyor. Tam şu an çekim yaparken iyi oynuyorlar. Bakalım neden olmasın. Avrupa'da bir Azerbaycan takımı çok güzel olur ya. Ama çok zor ya. Yani çok zor dedik ama Braga'yı eliyorlar. Tamam Braga hani tamam belli bir seviyede de. Leverkusen full ligeyi devam etse belki bir bugünkü maç şimdi 2-0 ya şimdi atıyorum. Dönebilir mi? 3-0, 4-0 olursa o, başka bir şey o zaman başka şeyler konuşuruz. Şimdi maç bittikten sonra daha kolay yorum yaparız. Burada Leverkusen tam gaz yoluna devam ediyor. Ben burada programın en basit tahminine kaçtım müsaadenle. Dümdüz 1 dedim çünkü 1.25 bence tam kupon tamamlama maçı. Evet. Ya 1.25 bu kadar yüksek vermemen lazım ya. Wolfsburg öyle bir takım değil yani. Bu 1.25'i ben aldım kafayla golü attım diyeyim. Çok güzel tam kupon tamamlama ve 2 oranlı böyle yüksek basılacak maçları çok güzel tamamlayacak bir kupon. Maç sonucu bir okuyayım. Ama süsledim ilk yarı 0 maç sonucu bir süsledim. Ya yani 10 puanlık fark Leverkusen'e bence oyun olarak en azından bir tık daha rahat atacaktır. Bence. Rehavete mi kapılır diyorsun? Rehavetten çok şöyle. Şimdi Leverkusen arkasında 2 puanlı Bayern Münih olduğu zaman kazanmak zorunda hissediyor kendini. Hemen öne geçme hissi oluyor. Şimdi 10 puanlık fark Leverkusen'e bence oyun olarak en azından daha rahat atabilir. Yani yenilmemek üzere daha iyi değil mi? O yüzden bence işte ilk yarı 0. Ya ben burada sana katılmıyorum çünkü Leverkusen ilk yarıları çok iyi oynadı. Çok fazla oynadı tabii ilk yarıda kazanmış. Çok güzel risk yani. Evet. Gerçekten risk. Karşılıyor da riski oran. Ya maçı kazanır ama 0'dan 1 mesela. Ben öyle düşünmek istedim. Güzel. Yani 1'den 1 zaten çok basit bir tahmin olurdu. Orada 1.60 var en fazla olabilir. 0'dan 1 benim daha çok hoşuma gitti ama ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Hani 2'den 1 mesela daha da... Bugün de birçok insan olarak üzerine 2 demiştik ilk yarı Karabağ maçında ama bambaşka bir şey çıktı. Ben ilk 11'leri gördüm aha Karabağ yeniyor dedim. Full yedek. Full lige odaklanmış. Ve ilk Leverkusen bu sezon bütün maçlar tam kadro çıktı. İlk kez yedek ve çıkıyor. İlk defa yenilecek bu arada. İlk defa da yenilirse Karabağ yaparsa da gurur duyarız. Bence sıkıcı bir maçlardan biri Fiorentina-Roma. Aa yapma. Ben hiç hoşuma gitmedi bu maç. Süper maç bence. Roma bir de Brighton'la oynuyor şu an. İyice yorulmuştur. Bu maçın ilk yarı bir olmama şansı yok diyorum. Fiorentina yorgun Roma'yı evinde paramparça eder. Ama o Fiorentina yorgun. O da bugün maçı var onun. Onun da var ama Roma da Brighton'a karşı çok yıpranacak. O yüzden ben burada Fiorentina ilk yarı bir alıyorum. 2.91'de çok ilginç ya, bir oran. İlk yarısını izledim. Roma Brighton maçından çok yüksek bir tempo yoktu aslında. Klasik yani. 2-0 yakaladı Roma zaten. Benim yani Roma bence Deus'tan sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı. Evet. Yani 4 gol galibiyetler ya da 2.5 üstü, 3.5 üstünde çıkan maçları var. Ben burada da o tarz maç bekliyorum. Ve Fiorentina'yı yeneceklerini düşünüyorum. Aynı gazla, tam gazla tabii. O zaman 1'den 2'de hediye ederim mi? İnanılmaz formda bir Lukaku ve Dybala ikisi var. İnanılmaz formda var. Hem gol yeme asist katkısında. Dybala çok iyi oynuyor. 2 ve 2.5 üstü 4.81. Çok yüksek ve çok güzel bir oran bence. Fiorentina zaten böyle gol oranında çok sıkışan bir takım. Rakibine çok açabilen de bir takımdır aslında Fiorentina. Roma'da savunması da iyi. Bence burada Roma bir... Birleştirelim tahminleri. 1'den 2. Aynen. Tam oturuyor. 1'den 2 ooo çok yüksek oran veriyor musun ona? 1'den 2 var ya en az 20-25 oran 28 vardır. Buradan da bir kapan kapsın diyelim. Kapsın diye. Fırsat varken. Antep'e gidelim. Bence bir sıkıcı maçta Antep ligde evet. Maalesef düşme adayı bağırıyor yani düşeceğim diye. Sumedica'yla da yollar ayrıldı. Yanlış o hatırlamıyorsam. O da fençe gibi. Bir hani sürekli gidiyor. Asansöre bağladı. Burada ben Beşiktaş'ın iyi oynayacağını düşünmüyorum. Ama daha skora yönelik yani Fernando Santos'tan beri sürekli skor alıp iyi oynamadan kazandığını görüyoruz. Antep'in bir gol bulma şansını değerlendirdim. Beşiktaş'a karşı böyle varlık göstereceklerini çok sanmasam da bir gol atacaklar. Yeni hocayla birlikte. Yeni hocayla bir gol atarlar. Beşiktaş da gol atar. KG var. Sarılı bir paket. Benim de tahminim çok yakın. KG var dedim. Bir gol. Beşiktaş kazanır dedim ben de bir yandan. KG var ve kazanır 2.5 üstü kazanır. 2-1.
Okey, aynen. Yani. Aynen. Ya çok büyük bir fark bekleyecek olmaz zaten 5 yaştan. Ya yani 3-0 da yapabilir 5 yaş bu arada. Yani çok şaşırırım biliyor musun? Ya 5 yaş tamam çok kaliteli bir takım değil ama işte Muçi'nin gelmesi ya da Semih Kılıçdaroğlu'nun yüksek formu 5 yaşı bazı noktalarda öne çıkartabiliyor. İlk yarıda bir gol bulduğu zaman maçın başlarında ilk 15 dakikada başka bir maçta izleyebiliriz yani. İzleyebiliriz. Muçi'yi de çok beğendik ya. Evet, çok İlk yerden oyuncu. Beri söylüyoruz sende zaten. Evet, evet. Ya Muçi harbiden futbolcu. O yüzden 2-0 bitebilir yani şaşırmam ben bana. Bitebilir. Ama 2.5 üstü ve maç sonucu 2 Beşiktaş bence bu da kazanır. Beşiktaş'ın da yeni hocasıyla yani Santos'la böyle çok dominant bir oyun hiç izlemedik. Ama çok normal. Ya yeni gelmiş ve... Turnuva tak hocası mı acaba? Abi 5 tamam. Yaşın bence şu anki durumda herhangi bir hoca 5 yaşın müthiş bir etki edemez zaten şu kadroda. Yani şu Santos'tan bence Santos'tan ya. İnsana çok çok fazla şey bekliyor bence. İlk hemen gelmesine yana. Bence bu çok kolay bir şey değil yani. Doğru tamam. Ve bu adam çok uzun zamanda kulüp takımı çalıştırmamış. Bu da çok önemli bence. Tamam, okey. Geçelim mi son maçımız? Son maçımız. Tam da güzel maçla kapatıyoruz. Buyur Erkan. Ben kim kazandığını hiç kestiremediğim maçlardan bir tanesi. Aa, evet, ben de çok eminim biliyor musun? Ben emin değilim çünkü Chelsea direkt kazanır diye diyeceğim bir takım değil. Newcastle da aynı şekilde. O yüzden ben ilk yarıdan karşı gol bak. Direkt 1.5 üstü. Değil mi? 1-1 de bitebilir. 2-0 Chelsea de verir. 2-0 Newcastle bir yapabilir yani öyle söyleyeyim. 1.5 üstü 2-0 birden golü başlar maç bence. İki takım da en çok izlediğim şeylerden biri. Ben burada maç sonucu Chelsea kazanır diyorum. Bence çok net bir galibiyet gelecek Chelsea'den. Çünkü Newcastle'ı Kin'le besledim. Buraya kadar Kin'le getirdim. Chelsea'yle de kapanışı yapıyorum. Chelsea'nin kazandığı senaryo pazartesi gecesi en mutlu ben uyurum. İnşallah Chelsea kazanır diyorum. İzleyicileri de bu maç için skor tahmininde bekliyoruz. Bir daha Newcastle'ı çağırmayacağım buraya ya. Newcastle'ı sakın çağırma. Chelsea'nin böyle 3-0 kazanacağını falan düşünüyorum. Gol yemeden kazanır diyorum. Maç sonucu 1 diyoruz. Ve bu haftalık bültenimizin sonuna geliyoruz. 1-0-2 izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sıra kuponlarımızda. Bu hafta birinci kuponumda Milan Empoli ilk yarı 1, Fenerbahçe Pendik Spor ev ilk yarı 1.5 üst, Napoli Torino maç sonucu 1 ve 1.5 üst, Kadiz Atletico Madrid ilk yarı 2 maç sonucu 2, 23.92 oranı var. Çok güzel bir oran bence, yüksek, denenebilir, herkese bol şans. İkinci kuponumda Bologna Inter ilk yarı 2 maç sonucu 0, Manchester United Everton ilk yarı 0 maç sonucu 1, Fiorentina Roma maç sonucu 2 ve 2.5 üst, 333.83 oranı var. Çok yüksek bir oran, bayağı bir sürpriz denedim ama bence denemeye değer, ufak bir şey yatırabilir. Herkese bol şans. 1-0-2'nin bu bölümlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü sevdiyseniz yorumlarınızla ve like butonuna destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.